Berna ve Yiğit. Öyle anlamlı, öyle tatlı sözleri vardı ki yüreğinin tam ortasından vuruyordu. Büyülenmiş gibiydi Berna. Daha önce hiç böyle hissetmemişti. Kalbi, beyni, ruhu, gözleri, aldığı nefes, kokladığı koku, her şey onunla doluydu. Hiçbir şey Berna'ya ait değildi sanki, rüyaları bile. Sürekli onu görmek, konuşmak, okşar gibi yumuşacık sesini duymak istiyordu. Telefon ekranından tanımıştı Yiğit'i ve yalnızca o ekrandan öpüp kokluyordu. O ekrandan seviyorlardı birbirlerini. Yiğit evliydi, bir kızı vardı gayesi, hayatının anlamıydı. Ölürdü kızı için, çok seviyordu Biricik'ini ama Berna'ya hiç bahsetmemişti. Ne hemşire olan karısı Tuğçe'den ne de kızı gayeden. Yiğit önceleri öylesine takılıyordu. İleriyi göremiyor. Yaratacağı depremle, vereceği zararla ilgilenmiyordu. Küçük bir maceraydı sadece. Oysa Berna için ne anlam taşıdığından haberi bile yoktu. İlk kez böyle bir duyguyla debeleniyordu Berna. Nereye varacağını bilmeden. Atlamıştı derin sulara. Yiğit mini oyunlarının ve o e, oyunlarını sürdürebilmek için söylediği yalanların sonunda kendini kocaman bir aşkın ortasında buldu. Bu saatten sonra bazı açıklamaları yapmak için o kadar geç kalınmıştı ki. Fiziksel bir temas yoktu. Ruhları tutulmuştu derinden. Yan yana bile gelmedikleri Masum bir aşkın acısını hissediyorlardı hem de her zerrelerinde. Yiğit artık zorlanmaya başlamıştı. Her gün farklı yalanlarla sevdiği kadının gözünün içine bakka baka oyunlar oynamaktan. Onunla alay edip yok saymakla kendine olan saygısını da yitiriyordu. Birkaç kez söylemek istemişti ama ama genç kızın o ela gözlerindeki hayal kırıklığına tahammül etmek, ona böylesi bir acıyı yaşatmak istemiyordu. Şimdi olsa asla böyle bir oyuna girmezdi. Girmezdi ama, ama keşkeler anlamsızdı bu saatten sonra. Her şeyi göze alıp karar verdi. Tamam, bugün anlatacaktı. Anlatacaktı yine telefonda. Özürler dileyip dost kalalım diyecekti. Bana, bana her ihtiyacın olduğunda ben senden bir telefon uzaktayım. Bir telefon uzağındayım. Elimden geleni yaparım senin için. Sen hayatıma anlam kattın, güzellikler kattın. Senin kadar kimseyi sevemem. Bir daha diyecekti. Ve dedi. Dedi nihayet. Berna içini çeke çeke öyle boğulmuştu geç kırıklara. Yiğit kendi kendine küfürler ediyordu. Alçaklığına, karaktersizliğine yeterli miydi? Tek suçu inanmak, sevmek olan bir kızın kırılan kalbini onarmaya? Tabii ki hayır ama geçecek dedi Berna. Geçecek. Sıktığı dişlerinin arasından ıslıklar çaldırarak geçecek, geçecek atlatacağım göreceksin. Zor olsa da atlatacağım. Peki sen mutlu ol. Sen mutlu ol huzurun bozulmasın canımın iç derken yutkunmaya çalışıyor. Ama bir türlü başarılı olamıyordu. Nefessiz kalmıştı. Ve evde yalnızdı. Moraran yüzü ve panikle açılmış gözleriyle düşüyüp kaldı zemine. Yiğit, yiğit çırpınıyordu. Ne yapacağını bilmez bir haldeydi sağlık servisini arayıp yardım istese ama ama her şey ortaya çıkacaktı. Aramasa, aramasa gözlerinin önünde canının çiçeği soluyordu. Ölüyordu bir tanesi. Çaresizce aradı ambulansı. Bütün bilgileri verdi. Çok çabuk gelip müdahale ettiler. Ve alıp getirdiler hastaneye Berna'yı. Yiğit Berna'nın sağlık durumunu öğrenmek için aradığında Berna'nın babası teşekkür edip minnettarım oğlum kızımın canını Rabbimden sonra sana borçluyum sağ ol sağ ol evladım diyordu. <laughs> Bilmiyordu ki kızını canından edecek olan da oydu. Tuğçe kızı gaye ve elinde bavullarla çıktı odasından gidiyordu. Bu yalanı daha fazla yaşamaya tahammülü yoktu. Duymuyordu artık Yiğit'in konuşmalarını da, sesini de. Berna'ya giden ambulansta Tuğçe vardı o akşam. Yakın arkadaşı Aslı rahatsızlanınca onun nöbetini devralmıştı. Var gücüyle Berna'yı kurtarmaya çalışırken Yiğit'in ağlayıp kurtarın ne olur, kurtarın ne olur diye yalvarışlarını kulaklarıyla duymuştu. Ve her şey açığa çıkmıştı. hiçbir suç cezasız kalmazdı. Kalmamalıydı. Yiğit kendi yıkmıştı yuvasını. Evlilikleri bitmişti. Berna'ya hiç dokunmamış olsa da ruhen, kalben aldatmıştı iki kadını da. Yiğit şimdi gayesi için çırpınıyordu. Kulaklarında Berna'nın yaşattıklarını yaşamadan ölme Ölmeyeceksin buna emin olabilirsin diyen sesi ve Berna'nın babası geldi gözünün önüne. <laughs> Son pişmanlık fayda eder miydi bilinmez ama pişmandı, çok pişmandı. Yaşananlar öyle derindi ki silinemezdi bir tuşla, bir dokunuşla. Sevdiklerinize sımsıkı sarılın dostlar. Kaybetmemek için elinizden gelen inceliği, özveriyi gösterin ki vazgeçilmezinizin vazgeçilmezi olun. Hiçbir silgi silemez yürekte beslenen koşulsuz sevgiyi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. E, beğendiyseniz beğenme tuşuna basıp kanalıma abone olursanız, e, kaydeder, paylaşırsanız çok çok memnun olurum. Teşekkür ederim, saygılar, sevgiler.